İşte tamam. Zaten bir şey de yokmuş. Sadece hava yapmış. Sağ ol. Bir kahve ikram edersin artık. Tabii. Sertaç'la konuşabildin mi? Konuştum. O söyledi sıcak suya bakar mısın diye. Ortaklık böyle bir şey işte. Kazancını paylaşıyorsan sıkıntılı günlerinde paylaşacaksın Gülay. Ama sen niçin bunu bize yaptın Gülay? Ne demek istiyorsun? Ne demek istediğimi biliyorsun. Sertaç da biliyor Gülay. Ne yaptığını Sertaç da biliyor. Şu etrafına bir baksana. Evin, mutfağın, perdelerin. Şu içerideki güzel şirin bebek odana. Sertaç bütün bunlar olsun diye çok çalıştı Gülay. Senin bunlara sahip olman için. Peki bütün bunların hepsinin o küçücük konfeksiyon otelinden olduğunu mu düşünüyorsun? Ne olduysa oldu. Sertaç'ı bu pisliğe sen bulaştırdın. Ama o senin gibi değil. Öyle mi? Neden cinayetin içeride peki? Gerçekten Sertaç'ın için içeride öğrenmek ister misin Gülay? Ben artık hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Masum mu dedi sana? Ben eğer o adamı öldürmeseydim, adam beni öldürecek miydi dedi. İşti Gülay. Sadece iş. Adam bizim ortağımızdı. Daha fazla para vermezsek bizi polise ihbar etmekle tehdit etti. Sertaç da sorunu çözdü. Hepsi bu. Kanmazları kimse sevmez Gülay, biliyorsun değil mi? Korkuyor musun? İyi. O zaman ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ya da ne yapmaman gerektiğini. Geçti, bak bana. Gülay bana bak, ben buradayım, tamam. Bana bak, beni. Tamam, tamam, geçti bana. Geçti, sakin. Evet, ne olur. Ne olur, ifademi değiştirmem. Yapamazsın böyle bir şey. İzin vermezsen mahkemede reddederim. Tamam, sakin ol. Ne olur. Ben yanındayım artık, tamam. Gülay bak bana, ben buradayım. Geçti, tamam. Ne olur, yok, ben buradayım. Ne olur, tamam. İfademi değiştirmem. Hadi gidiyoruz, gel. Tamam. Tamam işte. Tamam işte. Artık bizim için en önemli kişi sensin. Ben seni bu şekilde koruyamayız. Arif ve Sertaç ifade verdiğini öğrenmiş. Ya bu her şeyi değiştirir. Thank you.
Nereye götürüyorsunuz beni? Senin durumunda olanları götürdüğümüz bir yer var. Oraya gidiyoruz. Ne demek benim durumumda olanlar? Tehlikede olanlar. Ya şimdi bu tanık korumanın böyle ıvır zıvır bir takım evrakları var. Biraz sürecek tabii. Böyle olmak zorunda mı? Nülay. Bak şimdi durum biraz değişti. Yani Sertaş'la Arif senin tanıklık yapacağını, mahkemeye çıkacağını falan biliyorlar. Ben bu durumda seni yalnız bırakamam ki, olmaz. Ben seni korumam lazım. Aşağıda lobide bizim çocuklar var. Benim güvendiğim elemanlar, kendi ekibimde. Yani, tanık korumaya kadar burada güvende olacaksın işte. Sonra? İşte sonra tanık korumada bu işin uzmanı arkadaşlar gelecek. Onlar sana yeni bir kimlik, yeni bir iş. Evime ne zaman döneceğim? Nasıl? Kendi evime. Mahkemeden sonra mı? Nülay, yani bu sadece mahkemeye kadar olan bir şey değil ki. Yani keşke öyle olsa ama değil. Ya bu adamların eli kolu uzun olur. Ya sen eğer bunu yapacaksan, yani eğer mahkemeye çıkıp tanıklık yapacaksan, o zaman başka bir hayatın olacak. Yani başka bir isimle, başka bir kimlikle yeni bir hayata başlayacaksın, ha? Senin gibi çocuk sayılır. İyi bakarsan çabucak büyüyecek. Nasıl yani? Her gün konuşacaksın, seveceksin. Sonra yanına büyüklerinden iki tane ekelim mi? Onlar da annesi ve babası olsun. Ekeriz tabii oğlum. Hadi at toprakları. Bastıracaksın bir de şöyle. Bastır bakayım. Cengiz. Bak oğlum sakın lobiden ayrılmayın ha. İçeri kim giriyor, kim çıkıyor hepsini bileceksiniz. Tamam komiserim. Ben de gideyim şu Arif'i bulayım. Adamı saldılar, yer yarıldı, içine girdi sanki. Ne işte var, ne evde var. Telefonunu açmıyor. Oho, çoktan değiştirmiştir komiserim telefonu falan. Yapma ya. Oğlum ben gerizekalı mıyım? İşte elimizde ne varsa sömürüyoruz. Bir yerden açık verecek. Açar maçar telefonunu.
İyi günler Halil abi. İyi günler, size de iyi günler. Halil abi kolay gelsin. Aa, hoş geldin Ömer. Geçmiş olsun. Bitti ha. Bitti. Evet. Şey, bir telefon açabilir miyim ben? Tabii. Bizimkiler evde yok da. Şimdi de can suyunu verelim. Alo? Lale, Ömer ben. Ömer, iyi misin? Ne oldu? İyiyim, çok iyiyim. Çıktım ben. Ne? Bize biri lazım. Kudret'in koğuşundan. İstediğimiz gibi idare edebileceğimiz, hayır diyemeyecek biri. İleride ihtiyacımız olduğunda ne derse yapacak ama bizimle bağlantı kurulamayacak biri. Öyle bir çocuk var. Adı Murat. Bugün de annesiyle konuşacağım. İyi. Memnun oldum. Bence ihtiyacımız kalmayacak. Kudret'e oynadığım küçük oyundan sonra iyice yumuşadı. Tehlikeli bir hareket yapacağını sanmıyorum. Onun bu aralar tek derdi karısı. Bugün hücreden çıkartacaklar. Çıkar çıkmaz da karısına ulaşmaya çalışacaktır. Kudret'i daha hiç tanımıyorsunuz Canan'ı. Canan'ı mı? Kudret'in yaptığı en doğru şey neydi biliyor musun? Hayatındaki tek kadını bunca senedir işlerine karıştırmaması. Canan'ı. Çocuğu unutma. Bak şimdi. Yeme aynı benim yaptığım gibi yapıp takacaksın, tamam mı? Şuradan hafifçe geçir. Yalnız şu iğneye dikkat et. Bir yerine batarsa vallahi çok canıyla. Sonra alıyorsun bu oltayı, böyle hızlı sallıyorsun ki misina ileri doğru gitsin. Al bakalım. Ya dede, vermişsin olta falan. Kaşımızı gözümüz çıkartacak. Sen kendi işine baksana. Akıllıdır benim kızım, yapmaz öyle şey. Evet, hadi bakalım görelim. En büyük balığı kim yakalayacak ha? Hadi bekliyorum. Rastgele. Süreyya, sakın çaktırma. Arya'ya torpil yaptım. Yiğit'e verdiğim olta burada bir işe yaramaz biliyor musun? İlk balığı Arya yakalayacak. Yok be ya. Keyifleri yerinde ama. İyi maşallah. Gel bakalım Kudret Efendi. Yediğin şu halktan sonra bir gün cezayla ucuz kurtardın. Sağ ol, eyvallah. Ama bu iş burada kapanmış değil ona göre. Eğer soruşturmada şu tezgahladığın iş için sana kimin yardım ettiğini söylemezsen cezan eklenecek, haberin olsun. Gidelim. Geçmiş olsun Kudret Bey. Sağ olun. Yaptığınız şeyin eşinizle olan ilişkinize her ne kadar olumlu yansıyacağını düşünsem de yanlış olduğunu söylemek zorundayım. Burada hepimizin uyması gereken kurallar var. Burada herkes kurallara uyuyor Canan Hanım. Uyumayan bir tek benim. Siz öyle diyorsanız. Daha sonra görüşürüz. Buraya geldiğimizden beri Arya daha iyi sanki. Okulunu seviyor. Daha çok konuşuyor. Zaman zaman da olsa gülümsüyor. Alt senedir onu hiç böyle görmemiştim. Kız çocukları çiçek gibidir yavrum. Sürekli ilgi isterler. İlgiyi biraz kes, hemen boyunlarını heyi verirler. Ne demek istiyorsun? İlgilenmedin mi yani kızımız? Ne alakası var şimdi? Seni kastetmiyorum. Bu kocan olacak herifi kastediyorum. Kızlar önce babalarına aşık olur Süreyya. Zavallı çocuk. 6 yıldır hayattaki en değerli varlığını göremiyor. Haklısın. Şimdi onun yerine seni koydu, öyle mi? Ya bırak da asıl sen ne yaptın? Nasıl geçti o görüşme günü, aile günü müdür, nedir? Yiğit, çok iyiydi.
biliyor musun baba? O eskisi gibi değil. Kim? Kudret. Çok daha farklı, daha iyi biri. Ya benim tanıdığım Kudret gibi bile değil. Ne şimdi bu? Yani gerçekten iyi biri. Eskisi gibi değil, inan bana. Geç bakalım Kudret efendim. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol Sarı Saç. Hoş geldin abi. Sağ ol. Durum nasıl? Pek bir şey yok abi. Şu yeni gelen parlak çocuğu aldılar. Revirdeymiş. Hafif kafayı serdi. Onu da birkaç güne getirirler. Bir şey mi oldu? Valla ne olduğunu anlayamadık. Birden çıldırdı. Ha bir de Ömer'i saldılar. Erken tahliye. Biliyorum. Sen ortalığı ayarladıktan sonra bana emaneti getir. Tamam. Sertaç, gel. Baba mı geliyor sahiden? Buraya mı geliyor? Ya oğlum rahat dur Allah aşkına. Elim ayağım karıştı zaten. Buraya geliyor değil mi? Hiç gitmeyecek artık. Hep bizim yanımızda kalacak eskisi gibi. Artık hiç gitmeyecek. Hep bizim yanımızda kalacak eskisi gibi. Babam geliyor, babam geliyor. Silah bulmuşlar ha. Anlaşılan buradan sandığın kadar kolay çıkamayacağız. Nereden biliyorsun? Bak, buraya ilk geldiğinde de yediğin altı biliyordu. Ben de burada oturup 6 sene beklemeyeceğim. Karım var, çocuklarım var. Birkaç adım atacağım. Onlar da atacaklar. Sonra ben yine atacağım. Sonra yine onlar. Kim kimin üstüne daha fazla yürüyebilirsin. Ömer gitti. Sağ olsun çocuklar var. Yardımcı oluyorlar ama daha kafası çalışan, güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Bilmem anlatabildim mi? Eğer sen bana yardımcı olursan ben de sana yardımcı olurum. Belli ki burada daha geçireceğimiz beraber seneler var. Müsait bir abi. Konuşuruz. Gel. Gel Murat. Otur şöyle. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Biraz sohbet edelim istedim. Eğer söylediğin gibi gerçekten iyiysen bugün seni koğuşuna yollayacağım. Murat, sıkılmana gerek yok. Yaşadığın şey hepimizin başına gelebilirdi. Çok normal. Buradan çıktığın zaman planların ne? Ne hayal ediyorsun? Nereye gideceksin? Buradan çıkamayacağım. Hem çıksam bile gidecek bir yerim yok benim. Dede! Dede yakaladım! Geldim, geldim. Demedim mi sana? Önce o tutacak diye. Dediğim çıktı. Evet. Yakalamış. Kudret. Nasılsın Süreyya? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Biraz önce çıkardılar hücreden. Ah, çok sevindim. Daha uzun sürer sanmıştım. Ben birkaç telefon ettim Süreyya. Hakkı'nın dışarıda at koşturmasına izin vermeyeceğim burada böyle oturup. Kudret, söylediklerini hiçbir şey anlamadım. İyi haber Süreyya. Bugün sana biraz para gelecek gibi görünüyor. Nereden? Eski bir alacak. Çok sevindim. İyice daralmıştık çünkü. Süreyya, senin ve çocukların için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Başka bir şey gelmiyor elimde. Madem oyun oynamak istiyorlar, ben de oynayacağım. Peki ne zaman gelecek para? Şimdi babamla aramızı yeni yeni düzeltmeye başladık. Kapıyı açıp da seninkilerden biriyle burun buruna gelmesin. Öyle bir şey olmayacak. Parayı gidip senin alman lazım.
Nasıl? Hayır. Dur bir dakika. Kudret, ben böyle bir şey yapamam. İşleri öğrenmek isteyen, ben de bir şeyler yapabilirim diyen sen değil miydin Süreyya? İşte sana fırsat. İyi ama bu şekilde değil. Süreyya, artık fil dişi kulede yaşamıyoruz. Artık her şeye yeni baştan başlıyoruz. Elimden başka bir şey gelmiyor. Yani parayı istiyorsan gidip alman gerekiyor Süreyya. Seni arayacaklar. Yürüyelim. Zehra Hanım. Evet, evet, benim. Merhaba, Doktor Canan ben. Telefonla konuşmuştuk. Oğlum nasıl, iyi mi? Telaş etmeyin, oturalım. Hepsini anlatacağım. Buyurun. Zehra Hanım, Murat küçük bir sinir krizi geçirdi. Ne? Delirdin oğlum yani. Biz o kelimeyi kullanmayız. Ama hayır, delirmedi. Küçük bir sinir krizi diyelim. İçinde bulunduğu durumu düşünürsek de bu gayet normal. Şimdi nasıl, iyi mi? İyi. Daha da iyi olacak. O sadece korkuyor Zehra Hanım. Yine o koğuştakiler. Ama biz arkadaşlarla, yani kadınlarla beraber onun koğuşunu güvenli bir yere getirmiştik. Yine onlar mı bela oldu? Sakin olun Zehra Hanım. Öyle bir şey değil. Murat bana anlattı. Cezaevine nasıl girdiğini. Doğru mu bilmem mi gerekiyor? Yani... Benim onu nasıl ihbar ettiğimi... ...annesini nasıl ihbar edebildiğini. Evet. Doğru. Bakın Zehra Hanım... ...Murat... ...sadece korkuyor. Buradan çıktığı zaman... ...dönebilecek bir evi olmamasından... ...koruyucu aile olarak kabul ettiğiniz o ufaklığı da onun yerine koymanızdan korkuyor. Hiç öyle şey olur mu? Tamam, bunu böyle anlatmıyor ama... ...inanın bana, yaşadığı her şeyin altında bu korku var. Onu bir daha gördüğünüzde... ...onun hala dönebileceği bir evi olduğunu... ...ve onu çok seven bir annesi olduğunu anlatın, olur mu? Olur. İnanın bana, her şey çok kısa zamanda düzelecek. Hayırdır? Bir şey mi var? Yok bir şey. Sabahtan beri niye böyle deli danalar gibi dolanıp duruyorsun kızım? Yok bir şey baba. Bana bak. O göl kenarında gelen telefonu da fark etmedim sanma. Üzdüm beyefendi yine seni.
Hayır, üzmedim. Ne bu hali? Dedim ya baba, hiçbir şey yok. Yoksa bu herifin bir planı mı var? Evet. Çay kaşığıyla tünel kazacakmış. Ay aman ne komik. Alo? Evet. Peki, nerede? Nasıl şey yapacağız peki? Şeyi... Tamam. Geliyorum, görüşürüz. Süreyya, senden ne istediyse bunu sakın yapma! Arabamı da alamazsın! Taksiyle gidiyorum zaten. Var mı yara? Sakin komiserim, yok bir şey. Arif yok ortada. Evine, kazancılara, depoya, her yere adam koyduk. Görürlerse bakalım arayacaklar. Çıkacak komiserim. Evet, bir yerde açık verecek. Verecek. Dört açım yüzünüzü. Şunu yukarı çıkarayım ben. Kim o? Mehmet ben. Cartlak dönüm getirdim. Soğumuştur belki, biraz ısıtırayım. Aç değil mi sen? Değilim. Yorgunum. Evime gitmek istiyorum. Gülay, yani bence evine... Sencesi falan yok bu işin Mehmet. Çünkü seninle ilgili bir durum yok. Bak, ben bu tanık koruma işinden çok sıkıldım artık. Arif'e gidip ifademi geri alacağımı söyleyeceğim. Benden de uzak dursun, bebeğimden de. Bu konuda burada kapansın. Tamam. Anlıyorum. Ya anlamıyorsun. Anlıyorum zannediyorsun ama anlamıyorsun. Ben artık hayatımda şunu şöyle yap, bunu böyle düşün diyen insanlardan çok sıkıldım. Tamam, bir sakin ol. Ya bir geçelim içeri, konuşalım. Hala aynı şeyi yapıyorsun. Kaldı. Ve sen benim karşıma geçmiş, bir daha evime gidemeyeceğimden, zaten tanıdığım 3-5 insanı göremeyeceğimden, hayatımı değiştireceğimden bahsediyorsun. Ben hayatım boyunca bana ne denildiyse onu yaptım, biliyor musun? Aferin Gülay. Sonuç, bak neredeyim, ne haldeyim. Ya sen geldin. Ya sen geldin, benden yardım istedin. Sen beni koruyacağına söz verdin. Ben sana nasıl güveneyim şimdi ha? Senin aklında sadece dava var, başka hiçbir şey yok. Bak işte ondan anlıyorsun. Mehmet, sen benden her şeyimi aldın. Ya kimliğimi aldın, telefonumu aldın. Kıyafetlerim yok, iç çamaşırım yok. Ya tamam, ya dur bir dakika. Mehmet çıkar mısın? Çıkar mısın yoksa ben çıkacağım. Dur bir dakika. Mehmet tamam. Çık. Dur bir dakika. Dur bir. Ben sen ne istiyorsan getireceğim yarın. Ya bunun bedeni falan var mı yani, ne diyeceğim? Yok mu? Ya söyle. Ne istiyorsan ben yarın alayım getireyim buraya. Ama bak, gece bir yere gitmeyeceksin. Bak Gülay, söz ver, bu gece buradan hiçbir yere gitmeyeceksin. Medyum. Hamile olduğumu söyle, onlar bilirler. Söylerim. Başka bir şey istiyor musun? Bıçakla kessene baba. Doğru valla. İnsan çabuk unutuyor işte. Thank you.
teyze. Babam geldi, Zehra teyze, babam geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş gördük, sağ olun. Gözün aydın Ege. Vallahi benim de haberim yoktu. Bir hafta erken tahliye olmuş. Birdenbire telefon etti. Ne güzel işte kızım. Lale, benim bir işim var. Hemen çıkıp geleceğim. Çıkacak mısın? Baba ne olur gitme. Oğlum geleceğim işte. Hem gelince seninle top oynarız, tamam mı? Arka bahçede bir top var. Gel bakalım. Of. Hadi gel Ege'ciğim. Gel. Nasıl işin var ya? Vallahi geleceğim. Sabah daha da iyi olacaksın. Neden? Senden bir şey isteyeceğim. Yapabileceğin bir şeyse? Buradan çıktığında birine gitmeni istiyorum. Daha bir hafta var çıkmama Kudret abi. Gün doğmadan neler doğar. Teslimat yapılmış. Kimseyi göndermedim ben. Kudret mi aramış? Söyle onlara, bundan böyle sadece ben aradığında teslimat yapılacak. Kudret falan yok artık. Vay be Kudret. Bu kadar düştün ha. Oyun mu oynamak istiyorsun? Tamam. Oynayalım bakalım. Ben o parayı senden almasını bilirim. Gel. Hakkı Bey, sizi görmek isteyen biri var. Şu anda kimseyle görüşmek istemiyorum. Kudret Bey göndermiş. Anlat bakalım, ne iş? Ben de bilmiyorum. Yani bir anda oldu. Hatırlamıyorum. Sanki içimden başka biri çıktı. Ben biliyorum Murat. Sen iyi bir insansın. Bu koğuşta olmaması gereken tek kişi sensin. O tetiğe basmadın. Basamazsın.
Ama artık korkma. Burada ben varım. Güvendesin. Ne istiyormuş Kudret? Bir haber yolladı sana. Neymiş? Dedi ki Kudret abi, yaşlı kurt gençler kadar güçlü olmasa da işini nasıl göreceğini bilir dedi. Açık açık dalaşmaz. Sürünün arasında kapışmaz. O tenhada görür işini dedi. Karanlıkta görür. Birkaç hafta önce olanları hatırlasın dedi. Yüzünü. Adam indirmek için çok olmak gerekmiyor dedi. Bir kurşun yeter. O da bizde var dedi. Bir daha onu Süreyya'nın yanında, çocuklarının etrafında görürsem dedi. Elimi uzattığım yerde onun elinin olduğunu duyarsam dedi. O beni bilir. Bir kere uyarırım dedi. Başka da bir şey demedi. Bu mu? Bu. Eyvallah. Nereden çıktı bunlar? Babanız bir şeyler ayarlamış. Sana çok güzel kıyafetler aldım. Ve bir sürü yiyecek. Biraz kendimizi şımartalım değil mi? Süreyya. Ah baba. Ne desen haklısın. Arabayı öyle almamam gerekirdi. Araba umurumda bile değil. Ne var o çantalarda? O herifin pis işlerinden kazandığı paralar mı? Çocuklar şu çantaları alın, odanıza çıkın. Baba, çocukların yanında nasıl konuşuyorsun böyle? Yalan mı? O herifin pis işlerinden kazandığı parayı evimde istemiyorum, anlaşıldı mı? O hak edilmiş bir para değil kızım, kirli para. Ama çocukların karnını doyuruyor. Ben Zehra teyzeye bakıp geliyorum. Tamam. Yardım edeyim mi? Yok kızım yok, ben hallediyorum. Sen git kocanla oğlunun yanına hadi. Biraz tuhaf oldu böyle değil mi? Sanki evine gelip çöreklenmişiz gibi. Olur mu öyle şey? Hiç daha önce böyle bir şey başına geldi mi? Nasıl gelsin ki? Ama iyi oldu. Bak eve bir ses geldi, neşe geldi. Onu demek istemedim aslında. Sanki içimde böyle geriye doğru sayan bir saat varmış gibi. Her şey için çok az vaktim kalmış gibi hissediyorum. Ben anlamadım. Belki de beni ilk duruşmadan sonra içeri alacaklar. Tam da Ömer'e yeni kavuşmuşken. Ege'nin yüzü gerçekten gülüyorken. Göreceksin bak, öyle olmayacak. Ben çok büyük hata ettim. Yanlış yaptım. Ama sana teşekkür ederim. Sen olmasan belki de bu son zamanları böyle geçiremeyecektik. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Babanızın işleri artık düzelmeye başladığına göre yakında hayatınızda bazı değişiklikler olacak. Değişiklikler derken? Yeni bir ev bakmaya başlayacağım. Nasıl yani? Eski okuluma falan dönebilecek miyim? Buradan taşınacak mıyız? Hı-hı. Dedenizi daha fazla rahatsız etmeyelim diye düşündüm. Ben sizden rahatsız değilim. Baba niye böyle yapıyorsun? Bak ne güzel bir gün geçiriyoruz işte. Bırak tadını çıkartalım. Biraz hayal kuralım. Hayal mi kuralım? Hı. Tamam. Madem o kadar istiyorsun, hayal kurmanın ne demek olduğunu göstereyim sana. Kalk bakalım. Anlamadım. Kalk dedim sana, kalk.
Hatırladın mı bu evi? Hani bir arkadaşım vardı liseden, Ahmet. Kudret'le tanışmadan önce. Hatırladım. Hafta sonları gelir burada ders çalışırdınız. Bir de annesi vardı, tonton bir kadın. Durmadan bahçesine bir şeyler ekerdi. Fazlasını da getirir annene verirdi. Sonra bu Ahmet bu mahalleden bir kız aldı. Çok büyük sıkıntılar çektiler. Derken Ahmet bir iş buldu. Şu senin kocanın eski ortağı Hakkı mıdır nedir onun yanında. Durumları birdenbire düzelmeye başladı. Karı koca oturup hayal kurmaya başladılar. En büyük hayalleri de neydi biliyor musun? Bu mahalleden lüks bir semte taşınma. Sonra ne oldu biliyor musun Süreyya? Ahmet'in cesedi çöpte bulundu. Hem de kim buldu biliyor musun? Ben. Ben buldum ve hiçbir şey yapamadım. Peki bunu bana niye daha önce söylemedin baba? Söylesem ne fark edecekti ki? Bu herifler kanserli hücreler gibi Süreyya. Durmadan yayılıyorlar. Üstelik önem vermedikleri hayatların üzerine basa basa yayılıyorlar. Baba, senin anlamadığın ne biliyor musun? Bütün bu olanlarla ilgili benim hiçbir fikrim yok. Bu olanlarla ilgili hiçbir bilgim yok. Niye bana öyle bakıyorsun? Niye? Hı? Niye bana öyle bakıyorsun? Ne olursa olsun hani hep senin küçük kızın olarak kalacaktım. Ne olursa olsun beni her zaman sevecektin baba. Özür dilerim. Özür dilerim. Keşke başından bütün bunlar olmasaydı. Keşke başından beri ben bütün bunlara bulaşmasaydım. Keşke senin istediğin gibi bir kız çocuğu olabilseydim. Keşke elimdekilerle yetinebilseydim. Ama şimdi yapamıyorum baba, yapamıyorum. Sıradan insanlar gibi hayatımı sürdüremiyorum artık. Yapamıyorum. Demek öyle ha. Demek öyle ha. O zaman sen de suçlusun Süreyya. Hem de en az o kocan kadar alçaksın. Hangi tarafta yatmak istersin? Fark etmez. O zaman ben kapıya yakın yatayım. Belki Ege bir şey ister gece. Tamam. İstersen Ege'ye yer yatağı yapabilirim. Lale. İyi böyle. Üçümüz birlikteyiz işte. Oğlumun senin kokunu duyarak uyumak. Tavana bakarken hep hayal ettiğim şey. Ayakta kalmamı sağlayan. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Bir daha böyle bir şey olmasın asla izin vermeyeceğim. Olmayacak Lale. Öyle olmayacak. Özledin mi beni? Bitirelim biz bu işi. Yarın. Şu bahsettiğin çocukla. Ona dışarı çıkmak için bir şans ver. Bütün bunların sebebi o kadın değil mi? Süreyya Hanım.
ben bittim ya. Mızmızlanma lan. Şimdi merkezden çağırırız bir iki kişiyi. Gelirler, sizden devralırlar, dinlenirsiniz. Tamam komiserim. Şunları bırakayım ben. Komiser Mehmet. Evet, 26 yaşında genç bir kadın. Bütün ekipleri anons edin. Yaralı. Tamam, 14.45'e gelirsin bütün merkez. Tamam, anons edin. Eyvallah. Bu köprü tarafında kimse yok komiserim. Vurdu kızı. Kızı vurdu, biz koruyamadık. Yürü. Yürü. Telefonu. Çağır, konuşacağım. Sertaç. Anlat Sertaç. O herifle ilgili bilgi ver bana. Bak, karını vurdu. Sertaç, karının peşinde o herif. Karını öldürecek. Bak Sertaç, anlat bana o herif hakkında bilgi ver bana. Yapamam. Yapacaksın Sertaç. O herifin telefon numarasını vereceksin bana. Hangi numarayı kullanıyor söyleyeceksin. Ben de herifi bulacağım. Bak karını. Oğlunu kurtarabilirim Sertaç. Ölecekler. Oh!
Sen sağdan git. Ben soldan gideceğim.
Annelik dünyanın en kutsal duygusudur. En erişilmez olanı. Hiçbir anne çocuğundan vazgeçemez Murat. Ne olursa olsun. Bu senin annen Zehra Hanım için de geçerli. Bak göreceksin. Onun istediği tek şey bir an önce sana kavuşmak. Buradan çıktığında bütün sevgisiyle kollarını açmış seni bekliyor olacak. Benim buradan çıkmama daha o kadar çok zaman var ki. Belki de o kadar yoktur. Eğer beni dinlersen. Nasıl? Ben çıkıyorum Lale. Aa, bir şey yemeden mi gideceksin? Ya erkenden bakmaya başlayayım. Kısmetse bugün bir iş bulursam iyi olur. İnşallah. Baba ben de gelebilir miyim? Oğlum otur sen ödevlerini yap. Okulum var yarın. Ödevlerini çabuk bitirirsen seni parka götürürüm, olur mu? Olur. Sağ ol Zehra abla. Ne demek alt tarafı bir park? Her şey için sağ ol. Gecikmem ben. Akşama ne pişirelim, ne istersin? Hep beraber olalım da ne olursa olsun. Sırası. Alo? Evet benim. Aa evet, iki hafta önce gelmiştim görüşmeye. Bugün mü? Tamam. Tamam, yetişmeye çalışırım. Kaçta? Tamam, görüşmek üzere. Of, ben nasıl yetişeceğim pazar günü ya? Eskiden dedem benimle de böyle her pazarda mı oynardı? İyi görünüyorsun anne. Sağ ol canım benim. Burada pek istenmiyoruz galiba. Baksanıza dedenizin sesi soluğu çıkmıyor. O zaman biz de dışarı çıkıp biraz gezelim. Olur. Tamam. Ayrıca hadi canım. Benim okulum var. Etüt için. Peki. O zaman ana oğul günü olacak. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Ben kazanıyorum dede. Ya oyun bitmedi. Vallahi kıyamadım ben. Ya Ege'yi şimdi götüreyim parka, dönünce yapsın derslerini, olur mu? Olur. Oley! Ama gelir gelmez ödevlerini yapacaksın, tamam mı? Tamam. Hadi annenin fikrini değiştirmeden gidelim, bıcı bıcı da yeriz. Anneme çok mu kızıyorsun? Eğer biz buradan gidersek, yani annemin dediği gibi, ben burada kalabilir miyim? Elbette kalırsın kızım, bu ne demek? Burası senin evin. Hem de istediğin kadar kalırsın. Benimle okula gelmek ister misin? Bak o olmaz işte. Hadi neyse, git çantanı al da gecikme. Tütünü hadi. Hakkı. Nasılsın Süreyya? İyiyim. Çocuklar? Onlar da iyi. Yiğit'le bir şeyler atıştırıyoruz işte. Arya? Arya da okulda. Hayrola, niye arıyorsun? İyi olup olmadığınızı, herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı diye merak ettim. Sağ ol, iyiyiz. Hem de çok iyiyiz. Kudret her şeyimizi karşılıyor. İyi. Sen öyle diyorsan. Sadece herhangi bir şeye ihtiyacın olursa benim de burada olduğumu unutma. Tamam Hakkı, kapatıyorum. Tamam, kız da çıktı. Gidiyoruz arkadaşlar. Anlamadım.
Dede. Baba. Dede. Baba. Yok. O zaman dedem evde yok. Çabuk ara onu. Bir de polisi ara. Çalıyor, açmıyor. Tamam, sakin olalım. Baba! Baba! Dede! Sen... Çabuk ambulansı ara. Zehra teyze. Pazartesi iş başı yapmanızı bekliyoruz Bahar Hanım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Thank you.
Murat. Hayrola oğlum? Ne oldu? Özür dilerim. Bunu niye yaptın Murat? Giderim, giderim. Serin bir sonbahar akşama.